Onlar yeni neslin en başarılı oyuncularından. Cüretkar sahneleriyle çok konuşulan Islah Evi'nin oyuncuları Didem Balçın ve Kenan Ece az sonra Erken Baskı'da. Evet, bugün yoğun bir gün olacağını söylemiştik size. Konuklarımız birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Şimdi yine çok değerli iki oyuncuyu güzel bir projeyle ağırlıyoruz. Az sonra da izlediniz. Didem Balçın ve Kenan Ece'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayılamadın, sen iyisin. Ben iyiyim. Anlaşılıyor değil mi? Aç gözlerimi. Dün akşam oyunumuz vardı bizim. Oyun mu vardı? Evet. İşte. Hadi o zaman hemen oyunla başlayalım. Ama Kenan tabii oyun deyince şirketin sahibi de olarak Kenan'a dönüyoruz. Çünkü Mustafa Üstündağ ile birlikte Çamurdan Tiyatro'yu kurdunuz. Hayırdır? Hayır. Hayır için kurdunuz. Hayır için kurduk. Aynen. Şimdi tiyatro zaten çok zor bir müessese, zor bir iş. Biz de gittikçe anlıyoruz onu. Değil mi? Evet. Bir de şirketleşme, tiyatroda şirketleşme ve kendi oyunlarını çıkarma tiyatroların çok zorlandığı bir konu. Hayırdır. Onun için hayırdır diyorum. Biz bunu yani yolun üstündeyken anlıyoruz biraz sanırım. Çünkü çıkış noktamız çok hani yürekten de diyelim. Mustafa ile İzmir Çetesi'nde beraber çalıştık. Biz sonra dizi bittikten sonra da devam etti arkadaşlığımız. Sürekli oturup muhabbet ediyorduk. İşte tiyatro yapalım, tiyatro yapalım, tiyatro yapalım diye. Böyle biz 4-5 ay konuştuk sadece hani tiyatro yapalım diye. Sonra o kadar çok konuştuk ki yani en sonunda söylenecek bir laf kalmadı ve hani iş yapmaya geldi. Ve yaptık. Hani tiyatro işte şirket açtık. İşte ben bir oyun çevirdim. Engin Alkan'la görüştük. Sağ olsun bize destek oldu. Sonra Didem bize katıldı. Derken oyun ortaya çıktı. İyi de oldu. İyi oldu. Şimdi işte 12-13. Oyunumuzu falan oynuyoruz galiba. Ama gittikçe bu işin zorlukları da ortaya çıkıyor. Yani ondan bahsedeceğiz de ben Didemciğime sormak istiyorum. Didemciğim hayırdır? Böyle gidermişim. Islah Evi'ni çevirmişsiniz. Hayırdır? Üçünüz de oynuyormuşsunuz. Hayırdır diye. Çok hayırlı oldu benim için. Ben zaten kendi tiyatrom vardı. Ondan sonra böyle bir sene biz böyle bir bıraktık. Yani oyunumuz bitti. Ve sonra ben böyle iki film üstüne dizi devam ediyordu. Kenan'la da Çakallarla Dans'ta beraberdik. Sonra bir anda böyle açıp bana ya bir oyun var deyince zaten bir oyun var, bir oyuncu için bir tiyatro oyunu var telefonu. Çok heyecanlandırıcı bir şey. Yani daha teksti okumadan heyecan verici öyle bir midir? Şey. Evet yani bir yani diziye de heyecanlanır oyuncu. Sinema filmine de heyecanlanır ama ne bileyim eğer bir senedir sahneye çıkmıyorsanız ya ben öyle oldum. Aa öyle mi? Kim yönetiyor? İşte Engin Alkan deyince tamam dedim. Ya yani Engin Alkan her oyuncunun çalışması gereken ve çalışmak isteyeceği bir yönetmen. Sonra bana metni yolladı. Zaten Mustafa Üstündağ ve Kenan Ece yani ikisi de hani bir şekilde yaptıklarıyla kendilerini ortaya koymuş ve tiyatro sahnesinde onlarla olmak yazdın da verdin değil mi bunlara? Dövme yap çok iyi oyuncum. Az sonra dövmesini çıkarıp böyle Mustafa Üstündağ Kenan Ece şuradan çıkacak. Yok gerçekten. Kalbime de yazdım. Şöyle diye. Bir durum var yani oyuncuları dizide seyrediyoruz, sinema filmlerinde seyrediyoruz ama oyuncuların tiyatro sahnesinde ne yapacaklarını görmek hem bir seyirci olarak hem bir oyuncu olarak çok merak uyandırıcı bir şey. Yani onlar da beni merak ediyordur belki ama ya ben onları tiyatro sahnesinde tanıdım. Yoksa nasılmış? Çok ikisi de gerçekten çok iyi iki partner yani gerçekten. Kanatların çıkmaya başladı. Bakıyorum uyanıyorsun yavaş yavaş güzel şeyleri duyunca. Ya dün geceden sonra. Kaçta bitti ki bu oyun sanki 5'te bitmiş yok canım, gibi davranıyorsunuz ya, arkadaşlar. Da çok yoruluyoruz ya yani çok performans gerektiren bir oyun doğru, gerçekten. Haklısınız. Yani 2 saat sahnenin üstünde yani inşallah siz de geldiğinizde görürsünüz. Gerçekten yani hem zevk oyuncular için 3 rolde çok zevkli roller ama çok da yorucu roller gerçekten. Evet psikolojik olarak özellikle. Zor bir işin altına elinizi koymuşsunuz. Evet. Tiyatro zor, hele tiyatro kurup onu oyun bulmak, çevirmek ya da kendi oyununu çıkarmak, sahnelemek gerçekten çok zor. Ama Türkiye'nin ihtiyacı var buna. İnşallah çok fazla özel tiyatro olur. İnşallah bu özel tiyatrolar kendilerini döndürebilirler. İnşallah. Yani mesele o zaten. Yani aslında hani ilk söylediğiniz şeyler hani oyunu çevir, bunların hepsi bizim için böyle çok
kolay gelişti. Yani oyunu bulduk, işte yönetmenimizi bulduk, Didem'i bulduk, işte prova alanımızı bulduk, nerede oynayacağımızı bulduk falan. Bunların hepsi çok güzel gelişti ama şimdi işlemeye başlayınca nasıl döndüreceğiz burayı, nasıl para kazanacağız meselesine gelince olay, yani biz hala para kazanamıyoruz yani. Fakat öngörüsü çok kuvvetli bir isimmiş Kenan Ece ki Amerika'da Davidson College'da tiyatro ve ekonomi dersleri almış. Tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamlıyor. Bir yandan sanatını yapacaksın, bir yandan da olayın ekonomisini. Mustafa da iyi. Mustafa akıllı. Kiminle bu işe girişeceğini iyi bulmuş. Mustafa'ya selam söyleyeyim. O seti olduğu için gelemedi. Seti var. Ne seti var Mustafa? Diziye nerede başladı ki? Mustafa. Merhamet yakında. Ne? Çok yakında. Ben de Merhamet'in reklamını yapıyorum. Şubat ayında. Şubat ayında başlıyor. Çekimleri başladı onun. Hande Altaylı'nın Kahverengi diye bir kitabı vardı. Mustafa onda mı oynayacak? Evet, harika evet. Bir kitap. Ama Kahverengi diye başladı, sonra ismini değiştirdi. Merhamet'e döndü. Keşke Kahverengi ismi kalsaydı ya. Evet. Artık onların tasarrufu. Hani isimde hani işte kahve mahve falan var geçti diye. Diye falan öyle bir şey oldu. Siz oyunculara da tabii enteresan geliyordur bunlar çünkü öyle yazmış yazar yani. Senin de evet. Değiştirdiğin şeyler var mı ıslah evinde? Bir dakika. Ben sorudan soruya atlıyorum. Şimdi oyunumuzun ismi tiyatromuzun oyununun ilk oyununun ismi ıslah evi. Evet. Ve Kenan Ece çeviriyor. Evet. İngiliz menşeli demek ki. Evet. Ya Amerikalı bir yazarın. Amerikalı bir yazarın. İngilizcen tabii şakır şakır. Evet. Kaç sene İrlanda'da kaldın? 4 sene. Amerika'da? 4 sene. 8 sene yurt dışı mazin var. Evet. Senin var mı Didemciğim? Yok. Tatillerden ibaret yurt dışı mazin. Ben tatile gittim. Tatil çok. Kafeste mi oynuyorsunuz? Evet. Aa, ne gerçekten güzel. Kafes. Peki 3 kişilik bir oyun bu. Nasıl buldunuz bu oyunu? Kim buldu? Biz işte Mustafa'yla hani tiyatro yapalım derken oyunlar aramaya başladık. O bana bir oyun verdi, ben ona bir oyun verdim. Sonra Engin Alkan bize katıldığında o bize bir oyun verdi. Böyle döndü oyunlar bir süre. Sonra ben internetten Amerika'dan işte drama kitapları satan bir web sitesinde karşılaştım. Orada oyunlara bakarken ilk sahnesini okudum bu oyunun. Hoşuma gitti. Çevirdim, Mustafa'ya gönderdim. Mustafa da beğendi. Ondan sonra kapandım. 3 gün içerisinde bütün oyunu çevirdim. Mustafa'ya gönderdim, Engin'e gönderdim. İkisi de çok beğendiler oyunu. Hem komedisi olan bir oyun. Komedi arıyorduk çünkü. Hem çok iyi kurulmuş. Gerilim ve komediyi çok güzel birleştiriyor. Ve seyirciyi de hep merak içinde tutan, tansiyonu hep yukarıda tutan bir oyun. Yani seyircinin sıkılmasına izin vermeyen bir oyun. Çok güzel. Hem 3 rolle oyuncular için çok çekici karakterler. Hem de oyunun bahsettiği temalar, yani işte üstüne parmak bastığı şeyler bizim Mustafa'yla sohbetlerimizde sürekli oturup konuştuğumuzda dünya hakkında veya işte ne bileyim ülkemiz hakkında veya hayat hakkında görüşlerimizi içeren bir oyundu. O da biz önemli. De bunu çok ilgilendiriyordu bu konular ve bunları anlatmak istedik sahnede. O yüzden bunu seçtik. 3 oyuncu var. Yazan aslında Norman Locke, Marion Didem Balçın, evet. Steve Kenan Ece ve Carl Mustafa Üstündağ. Marion Didem Balçın canlandırıyor. Nasıl bir hanımefendidir bu Marion? Şöyle Carl'ın eşi Marion. Yani Mustafa ile ben karı kocayı oynuyoruz. Bunların işte bu gördüğünüz beyaz kafeste böyle çok mutlu, güzel bir yaşantıları var aslında. Evet, öyle bir simgesel bir şey bu reji olarak, yani yönetmenimizin tercihi. Onlar böyle pembe bir dünyada yaşıyorlar. Hayatları böyle çok rayında gözüküyor, çok mutlu gözüküyorlar. Ne İşleri, güzel. Paraları, aşkları, her şey çok mükemmel gözüküyor. Aynen öyle bir çift. Ve sonra bir gün eski bir dost eve misafir geliyor. Ah o eski dost. Evet. Ve onun gelmesiyle beraber her süreçte birazcık daha farkındalaşmaya başlıyor. Her şeyin farkına varmaya başlıyorlar. Sonuç olarak ne kadar farkına vardıkları ve bundan ne kadar kendine pay çıkarabildikleri tabii böyle bir ucu soru açık kalıyor. Soru işareti kalıyor. Peki bu dost siyasi düzene dair mi sorgulatıyor? Aşka dair mi sorgulatıyor? Aslına bakarsanız tüm sisteme karşı bir sorgulamayla geliyor. Yani sadece birebir siyaset, aşk değil. Yani bizim hepsi. Bütün algılayışımız
yaşayışımız, hayatta varoluşumuz, nasıl yaşadığımız tüm sistemi sorguluyor. Kendimizi nasıl unuttuğumuz, yani hem aşktan bahsediyor, hem siyasetten bahsediyor, dinden bahsediyor. Yani insanların nasıl her şeyin içini boşalttığını artık modern kent insanının özellikle bütün bu bahsettiğim şeylerin içinin boşalmış olduğu ve miş gibi yaşandığı artık. Yani bir fanusun içinde bazı şeyler hani aşksa aşkmış gibi, işte dinse dinmiş gibi, işte belli bir politik görüşse o politik görüşmüş gibi, sosyal sorumluluksa işte hani sanki çok sosyal sorumluymuş gibi davranıyorlar. İşte bunu kapamak için ne bileyim işte sosyal medyayı kullanıyorlar mesela sosyal sorumluluklarını etrafa göstermek için, ama aslında yani böyle bir dertleri yok. Bunların tek dertleri hani paralarını kazanıp istedikleri gibi bir hayat yaşamak, istedikleri evde yaşamak, istedikleri tatile çıkmak. Ama diğer bir yandan da böyle atıp tutuyorlar sürekli. Yani yaşadıkları şeylerin altı çok boş. Ve aslında hepimiz bu sistemin belki de yavaş yavaş bir parçası haline geldik. Yani sosyal sorumluluk, siyaset, din, bütün bu eksenlerde yani bütün bu kavramların bir nebze, tabii yani herkes için söylemiyorum bunu ama yani çoğu insan için, hani toplum için içi boşaltılmış gibi gösteriliyor, görülüyor. Zaten... Yani böyle bu, görünüyor. Şu anda yaşadığımız dünyada kültür kavramının kalmadığı, sınırların kalktığı söyleniyor. Artık gelenek, görenek, kültür gibi kavramların yavaş yavaş önemini yitirdiği. Sanki bir Adorno kitabı okuyorum gibi hissettim anlatırken siz. Belki biraz Durkheim, böyle sosyolojik aynı zamanda düşündüren ve... Mış gibi yaşamak gerçekten çok enteresan bir şey. Evet. Her aşıkmış şeyi. Gibi yaşamak. Aşıkmış mesela bunlar gibi. Hiçbir şey hani derinde değil. Değil. Mesela Carla Marion güya hani onlara sorsanız çok yani birbirlerine aşıklar ve çok seviyorlar birbirlerini, ama işte biraz üzerine kazıdığın zaman onun ne kadar boş olduğu ve aslında ne kadar yani birbirlerine belki ihtiyaçları var o istedikleri hayatı yaşamak için, o yüzden aslında yan yanalar. Peki, ortaya çıkıyor. Peki size... İki tane hap uzatıyorum. Bir elimde mavi hap var, bir elimde kırmızı hap var. Kırmızı hapı içersen mış gibi hayatına devam edeceksin. Mavi hapı içersen gerçeklerle yüzleşeceksin ve Matrix dünyasına dalacaksın. Hangisi? Yani zor galiba soru. Zaten biz yaptığımız mesleğimiz gereği her gün mavi hap almaya çalışıyoruz. Yani bence. Gerçeklerle mi yüzleşmeye çalışıyorsunuz tabii yani? Tabii onun için yaşıyoruz. Yani bu oyunu o yüzden oynuyoruz. Bu oyundan sonra o yüzden kendimizi birazcık daha iyi hissediyoruz. İşte sürekli çelişiyoruz. Yani sanki kırmızı hap vücudumuzda da biz sürekli biraz mavi hap. Yani oyuncu öyle rahatsızsınız siz tabii ya. Tabii rahatsızız. Yani oyuncu zaten hani rahat bir kişi değil yani. Biraz rahatlayın, biraz boş verce işte olun rahatlamaya, ya. Sahneye çıkıp rahatlamaya çalışıyoruz ama o da kesmiyor. Siz yani. Rahatlıyorsunuz, seyirciyi rahatsız seyirci. Ediyorsunuz. Düşünmeye başlıyor bu sefer seyirci. Tamam, seyirci de rahatsız olsunlar istiyoruz. Tokat mısınız siz kardeşim ya? İşte evet, bu hani bahsettiğiniz şey hani Platon'un mağarası var yani, insanlar uyandırılmak istiyor mu gerçekten? Aslında Carla Marion'da da görüyoruz ki yani onların da uyandırılma gibi bir dertleri yok zaten. Tabii yani öyle bir arzuları da yok. Öyle bir arzuları da yok hiç, yani böyle şeylerle hiç ilgilenmiyor. Peki niye hayatlarına müdahale ediyorsun? İşte bir bağ var onların hayatıyla, onu etkileyen. Belki yani muhtemelen Steve de daha önce Carl ve Marion gibi yaşıyormuş. Evet. Onun başına gelen acı. Bir olay. Acı. Evet. Steve'i değiştiren şey acı oluyor. Yani sistem bir şekilde Steve'i tokatlıyor ve fena... tokatlıyor. Neden? Eşini falan mı kaybediyor? Evet, eşini kaybediyor. Tamam, daha fazla çünkü gelmeden oyunda bir takım... Gelmeden oyuna çözdü. Kadınlar anlar bilmez. Ya evet. Bir erkeği bu kadar büyük acıya itecek ne olabilir? Bir kadının kaybı. Bir kadının şey kaybı. Evet, bu da olabilir. Kadının kaybı. Evet, ama aşk acısı anne de olabilir olarak... bu, eş de olabilir. Evet, aşk acısı olarak değil yani. O kadını kaybetmesi de tamamen sistemin getirdiği evet. bir şey. O önemli bir şey yani. Evet. Yani kardeşi, erkek kardeşini de kaybedip bu böyle gelebilirdi bu eve. Sistemin işleyişi dolayısıyla sistem tarafından mağdur bırakılıyorlar bir şekilde. Bir veya şey sormak istiyorum. Buna uyanıyor. Şimdi bu sistem Amerikan sistemi çünkü yazı Amerika'da yazılmış. Evet. Türkiye'de de aynı şekilde mi? Şöyle 87'de yazılmış oyun. Biz Mustafa ile bunu öğrendiğimizde çok şaşırdık. Çünkü yani oyun bizi şu anda... o kadar güzel yansıtıyor ki aslında
87'de yazılmış olması adamın, yani acaba o zaman Amerika bizim şu anda olduğumuz noktada mı acaba sosyolojik olarak, onu düşündürüyor. Veya hani veya bu bir süreç mi acaba, 1980'lerden itibaren başlayan işte bu globalleşme ve işte marketlerin açılması, tüketim toplumunun artık tamamen yaratılması. Sanayi devriminin sonrası. Evet, teknolojik devrimin sonrası. Yani bizi çok güzel yansıtıyor, çok güncel bir oyun. Güzel. Yani şu anda 80'lerden beri başlayan sürecin sonucu olarak işte biz ne hale geldik, bunu sorgulayan bir oyun. En sevdiğin replik hangisi Didem? Ay, bir sürü var ama en sevdiğim replik. Ne enteresan sorular soruyorum ben de. Şimdi geldi aklıma birden, en sevdiğin replik ne acaba bu siyasi komedi, sosyolojik dramda? Replik ayırmıyor. Hepsi onun için bir şey. Hepsi çok seviyor. Çocuğum gibi. Sonun repliklerimi çocuğu. Ayıramam. Bilmiyorum ki. Hiç. İlk giriş repliğini söyle bize o zaman. Karl. Karl. Wow. Hoş geldin sevgilim. Bak kim gelmiş. Ha, bu mu gerçekten? Evet. Evet. Bak kim gelmiş. Bak kim gelmiş. Aynen öyle. Evet. Peki bunu sana veren kim oldu? Yönetmen mi dedi Didem? Karl, hoş geldin sevgilim. Bak kim gelmiş de diye. Yoksa senin mi yapasın tuttu bunu? Ben yapıyorum, ben öyle bir alışkan. Yani tabii ona doğru yürüyorum. Yani şu değil. Bak kim gelmiş. Bak kim gelmiş. Evet. Öyle sahnede de öyle yapmıyor muyum? İşte bizim programımız da aynen bir tokat gibi hareketleriniz. Evet. Gerçekten öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum galiba. Bizim programımız da sosyolojik. Çok ama doğru. Sorduğunuz sorudan yani Engin Alkan hakikaten yani oyuncuyla çok böyle detaylı bir şekilde ilgilenen bir yönetmen. Yani artık hani şunu bilmiyorum, öyle mi yapıyor ben de hatırlamıyorum. Ben yani de onu, şu an alışkın. Yani bundan sonra bizi hatırlayın lütfen. Erken baskıda da şu hareketi yapamayacağım. Yaparken. Sen gelirsen oyna, o gün başka bir şey. Ben geleceğim salı günü en önde oturacağım ve sen sahneye çıktığında Karl sevgilim, hayatımın minik kuşu. Bak kim gelmiş dediğin anda böyle yapacağım sana. Ve bakalım ne olacak. Tamam, yapmayacağım. Seni göstereceğim. Bak kim gelmiş. Bak kim gelmiş. Karl burada. Bu beyefendinin Norman Locke'un haberi var mı Türkiye'de bu oyunun oynandığından? Tabii. Yaşıyor yani değil mi kendisi? Tabii yaşıyor. Emekli. New Jersey'de yaşıyor galiba. Ha, New York'ta yakın. Evet evet yakın. Uzun yıllardır reklam, bir reklam şirketinde reklam kreatif direktörlük yapmış bir adam galiba. Çünkü oyunun içinde de bir işte Karl bir kreatif direktör mü? Reklamcı mı? Kreatif direktör mı? Değil de reklamcı. Reklam metnini yazıyor. Reklam, evet. Reklam metnini yazarı. Yazıyor. Reklam metnini. Zordur evlilik. Çok. Tabii o da çok kolay gözüküyor. Ama hemen olaya giriyor. Zordur evlilik Karl'a diyor. Evet. Çok diyor. Marion için değil ya. Marion her şeyi böyle. Yani hem çok abartı, yani gittikleri tatili anlatırken yani sanki böyle olağanüstü bir yere gitmişler gibi. İşte adamın karısının öldüğünü duyunca ay o kadar üzülüyor ama hepsi yalan yani. Onları sonra anlıyoruz. Her şey yüksek Marion'da. Evet, her şeyi çok yüksek Marion'da yaşıyor. Marion'un her şeyi böyle uçlarda. Gelir mi acaba Norman Türkiye'ye oyunu izlemeye? Çağırdık gala için bir workshop düzenledik. 2 günlük bir oyun yazarlığı workshopu. Fakat hani bunu yaydık, belki de yeterince yayamadık mı bilmiyorum ama talep, yani bununla ilgilenen kimse çıkmadı. O yüzden şimdilik erteledik, evet. Yani bir 10 kişilik bir workshop düzenledik, 2 günlük. Benim ilk defa haberim oluyor mesela, duyuramadık demek ki. Evet, evet belki de duyuramadık. İşte bu gibi konularda daha bu bizim öğrenme eğrimiz, yani duyurma konusu. Mesela oyunun da, oyunu da ilk başlarda hani... nasıl duyuracağız, nasıl insanların haberi olacak. İşte buraya geleceksiniz. Olsun. Aynen öyle. İşte insan öğreniyor bunları. Yani bir iletişim şirketiyle çalışmaya başlıyorsun. Tabii. Yavaş yavaş işler nasıl yapılıyor görüyorsun. Ama bunu belki de bilemiyorum. Yani oyun yazarlığı üzerine bana çok ilginç geldi workshop'un kendisi. Hem galayı da seyredeceklerdi. Yani ilk gün mesela oyun yazarlığı üzerine bir işte seminer gibi bir çok güzel. 3-4 saatlik bir workshop. İkinci günde oyunu seyredecek öğrenciler ve üstüne de oyunu bu sefer masaya yatırıp analiz edeceklerdi. Böyle güzel bir şey ayarladık ama ilgi olmadı. Bakalım belki sonra ilerleyen
zamanında tekrar gelebilir. Ben istiyorum buraya gelmesi çünkü kendisi çok heyecanlandı Türkiye'de sahnelendiğini duyunca. Şaşırdı mı? Şaşırdı. Nereden evet. buldunuz kardeşim evet, nereden dedi buldunuz? Mi? Nereden buldunuz evet aynen öyle. Aynen öyle. Ben de Norman olsam aynısını söylerdim. Kardeşim bu kadar oyun yazarı var dünyada bu kadar oyunu ama var. Ama şöyle Isla Evi İskoçya'da Edinburgh Fringe Festivali'nde 1996'da sanırım en iyi oyunu kazanmış. Böyle. Öyle yani mi? Ödüllü bir oyun. Hmm. Los Angeles Times tarafından da sanırım 95'te yine en iyi oyun seçilmiş. Yani Norman Luck böyle hani çok büyük bir böyle çok meşhur bir adam değil ama mesela Türkiye'de de iki tane romanı var. Şimdi bu sene tekrar bir romanı daha çıkıyor. Yani tanınmış bir yazar aslında uluslararası ve oyun da ödüllü bir oyun. Ödüllü bir oyun oynuyorsunuz yani. Evet. Acaba Amerika'daki versiyonda Marion'u kim oynadı? Yani resimlerine baktık. İsmini hatırlamıyorum şu an ama bayağı merak izlemek isterdim yani seyretmek. Evet. Değişik olurdu değil tabii mi? Ki. Bir oyun koyuyorsanız ortaya onun farklı ülkelerdeki farklı versiyonlarını evet. ilginç izlemek olur. İlginç olur. Evet. Acaba onlar nasıl yönetiyor ya da yönetmenin katkısı onların oyunculuklarında ne kadar oldu falan. Aynen. Peki müdahil oluyor mu? Bir hak mı aldınız siz? Bu oyunun hakkını tabii, mı aldınız? Tabii. Telif ödediniz telif mi? Telif haklarını alıyoruz. Allah evet. Allah. Çok garış ya. Tabii. Vallahi başkasının tiyatrosunda oyuncu olmak daha kolay değil mi? Kesinlikle. Cevap veriyorum. Didem değil mi? Kesinlikle. Senin yani, de tiyatron benim vardı. Benim vardı evet. Yani ben yine olur ben yine yaparım öyle şey değil. Çok güzel bir şey o ayrı. Ama yani başka bir tiyatroda eğer kendinizi bir yandan da kendi tiyatromuş gibi de hissediyorum. Öyle bir rahatlıkta hadi. Oyuncularıysanız öyle, öyle. Daha güzel. Yani en iyi tekne arkadaşının teknesidir gibi bir durum yani bu evet. evet. Onu kışın karaya çek, tabii, tabii. bakımını yok, yap, yok. Parasını harca, sonra tekrar deni. Tabii. Hiç gerek yok. Hiç. Kirala. Tatilini yap. Çok güzel. Ben mesela tiyatrom olacak olsaydı, tiyatroya bu kadar aşık biri olsaydım, kendi tiyatro merkezim olmadan tiyatro kurmak istemezdim. Çünkü gezi çok zor bir şey yani oradan oraya, oradan oraya. Çok güzel bir hayal hepimizin istediği bir değil gün mi? Olmasın tabii ki. Yani zor bir şey mi bu? Salon bulmak zor yani zaten. Ama Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz evet. buradan ayrıca. Affecale tahsis ediyorlar çünkü ücretsiz salonlarını Beşiktaş Belediyesi. Ama sonra? Sonra işte Allah yolumuza kerim. Bakacağız. Aynen öyle. Yani tabii amacımız bu işi sürdürüp en sonunda kendi salonumuzu istiyoruz ama bu herhalde her başlayan tiyatronun hayalidir. Peki bakalım. Böyle küçük bir şey tutulsa olmuyor mu? Mesela bir apartman katı ama oraya iş yeri belgesi falan mı almak gerekiyor? Bilemiyorum ki hiç. Var yani bu tip mutfak tiyatroları evet. hani küçük tiyatrolar var ama işte hayallerinizle ilgili yani oradan başlanabilir doğru ama ona göre oyun bulmanız lazım. Yani sahne küçük olduğu zaman ona göre oyun bulmak lazım. Ne kadar para kazanabilirsiniz? Yani işte 20 kişilik, 30 kişilik bir salondan. O da meçhul. Canım buradan para kazanmayı düşünmüyoruz. Biz diziden para kazanıyoruz. Evet, aynen öyle. Değil yok mi? Ya tiyatrodan da para kazanılır. Gerçekten ben bunu kendi tiyatrom varken de söylüyorum. Yani tiyatro sizin altınıza araba çekmez ama yaşamanıza kolaylık sağlar. Kızın yani. Olsa tiyatrocuya verir misin? Sen onu söyle. Tiyatrocu olabilirsin derim ama tiyatrocuya vermeyeyim. İşte tiyatrocu olabilir severim, ama. Dürüst kadın. Ama tiyatrocu olabilir canım. Tiyatrocu olabilir kızın olursa evet. tiyatrocuya vermezsin ama. Oğlun olursa tiyatrocu olsun mu? Olmaz. Ne kadar aç. Ya olmaz. Bu ara Dün olmaz. Mı? İleride bilmiyorum 10 sene sonra inşallah her şey daha güzel olur. Ya yani çok zor. O kadar çok mezun oluyor insanlar. Ya. Çok yani her meslekte var ama evet. aynı şey. Ya her şöyle oyuncu var. Şöyle eğer oturup evde dizi bekleyen biri ise ya da atıyorum bir tiyatro çıksa da gideyim oynayayım. Yani sürekli üreten, sürekli çalışan bir adam değilse yok. Ya yani zaten ben oyunculuğu öyle kısıtlamıyorum. Dizide oynamak, tiyatroda oynamak. Oyuncu çok üretici bir kişilik. Her mesleği oynayabilen, her mesleği yapabilen. Yani ben bir kadın başıma senelerdir her şeyi yapıyorum. İlla dizi beklemiyorum. Hayatımı öyle kazanmıyorum. Tabii ki. Ya yani o yüzden öyle bakmak lazım. Ama ben birazcık. Sana söyleyeyim şu anda bilmediğimiz bir yerde bir sanatçı ruh umarım Didem Balçın'ın kızı olmam, umarım Didem Balçın'ın oğlu olmam diyor. Demesin o ruh. Diyor. Gel buraya. Bankacılar ay, tam diyor girmeden ki önce menajerim Tümay
kızı oldu şimdi. Çok mutlu olsun inşallah. Sürekli ben ismiyle dalga geçiyorum kızının. Yani çok garip bir isim. Ne ismi? Berana. Bak söyle. Berana. Beren sanki çok sevmiş ama eşinin yok, ismi de anası. A ile başlıyormuş. Ha? Bereket anasının birleşimiymiş. Berana. Berana. Güzel bir güzel isim ya. Değil mi? Evet. Çok kızacağım. Çok ayıp. Ay, tam o da gelmeden önce bir kızın olsun inşallah. Çıkaracak seni ajanstan. Şimdi sen üst üste bir çocuk şeyine girdim şu anda. Rahatsız ol. Senin bir kızın olsun. Tiyatrocu olsun. Atife Jale bak, ruhu taşısın. Bir oylum. De ismini Beren'e koysun da gör. Oylum çok teşekkür ederim. Ne güzel dilekler cumartesi. Neyse karşılıklı aynen ya. Sana da diyorum. Ha evet doğru. Bak benim kulağıma şimdi arkadaşım ne diyor? Didem'in annesi Türkiye güzeli diyor. Evet. Gösterelim fotoğrafını. Ay. Bizim Kenan'la ortak noktalarımızdan biri. Senin çünkü de mi annen Türkiye güzeli? Benim büyük halam. Büyük halan. Evet. Kainat güzeli. Keriman Halis. Evet. Bizim de akrabamız Keriman Halis uzaktan. Evet. Akrabası. Benim yengemin babaannesi. Evet. Yengenin babaannesi. Benim dayımın eşinin evet. Babaannesi. Zuhal. Akrabasınız siz. Aa. Akrabam. O zaman sen Neveser Kökteş'in de akrabasısın. Tabii. Tabii. Evet. Ama nereden ben şimdi çıkartamadım. Anlatayım sonra ben. Şimdi ha, tamam, çok programdan karışık. Sonra uzun olacak çünkü bir aynen. De zamanımız da bitmiş. Demek vay dünya güzelinin torunuyla Türkiye güzelinin kızı. Evet. Birleşmişler ya, tiyatro birleşmişler yapmışlar. Tiyatro yapmışlar. Sonunda da ama ıslah evi gibi bir oyun çıkmış. Böyle bir. Aa, oyun da çok güzel. Lütfen oyun, gel. Oyun da güzel. Hayır ama güzelliklerle falan böyle tokat gibi çarpıyor falan diyoruz ya evet. O açıdan. Çok teşekkürler geldiğiniz biz için. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Çok sağ teşekkürler. Olun. Teşekkürler. Yakında tekrar ağırlamak dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Kısacık bir ara.